Tabii buradaki toplantının amacı öncelikle önümüzdeki 17 Eylül'de kervansaray buluşmalarımız var. Onun içeriği oradaki bizim üzerinde düşen sorumluluk ve yükümlülükleri bir değerlendirmekti. Binayla ilgili de kısa bilgi verelim. Burası ilk toplantı. Şu anda sizle de bir toplantı yapıyoruz. Bu bina şu anda Türkiye'de içeri girerken İbrahim Karadeniz Beyefendi ve eski bizim Hatırsı Belediye Başkanı, meclisimiz. Hakikaten Türkiye'de böyle bir bina yoktur dedi. Gerçekten de Türkiye'de böyle bir bina yoktur. Belediye hizmet binası. Yani büyük şehirlerde de dahil yoktur. Bu bina akıllı bina diye tabir ettiğimiz, kendi elektrik enerjisini kendisi üreten, yağmur sularını tekrar drenaj edip ağaçlar şeyi süreyen, Avrupa'da, Avrupa ilerinden bilirler, orada belediye binaları prestij binalarıdır. Prestij binaları konservatuvar binalardır, tiyatro salonlarıdır, sanat galerileridir ve belediye binalarıdır. Siz Avrupa'da medeniyete yolculuğa çıktığınızda özellikle bu binaları gezersiniz. Dolayısıyla bizim buradaki temel amacımız sadece kendi hizmet ihtiyacımızı karşılayan bir hizmet binasının ötesinde şehre bir anlam kazandıran, şehre bir hüviyet kazandıran ve şehrin kimliği, belleği, hafızası olan bir bina yapmamız gerekiyor. Daha buranın içerisinde eksikleri çok. Duvarlar, sağır duvarların hepsi sanat galerisi gibi işlenecek. Bizim belediye başkanı olarak amacımız hizmetler yapılır. Yollar yapılır, saraylar yapılır, binalar yapılır, hizmet araçları alınır. Ama esas olan şehrin huzuru, güvenliği ve şehirde yaşayan insanların birbirleriyle kaynaşmasıdır. Birinci önceliğimiz, en öncelikli meselemiz budur. Öbürler kolay iştir. Her kolay iş öbür iştir. Ama şehirde siz birliği, beraberliği, bütünlüğü sağlayamazsınız. İnsanlar arasındaki güveni ve güven ortamını temin edemezseniz o şehir yaşanmayan ölü şehir hüviyetine girer. Olmadan ölür. TEDAŞ dileklerini değişmemiş diyor. 15 bin.